Hocam Allah'a inanınca hayatımızda ne değişir? Oradan başlayalım isterseniz. Valla Allah'a inanınca her şey tepe taklak olur. Apayrı bir bakış açısı gelir. Allah'a inananla inanmayan arasındaki dev farkı anlamak için bence önce bir hayata bakmamız lazım. Öyle hayata bakalım nedir hayat? Mi, anne rahminde anlatacağız biraz Kur'an'da nasıl anlatıldı o sürecini ama hepimiz biliyoruz biyolojik açıdan. Hı. Anne karnındaki kısa bir süre sonra dünyaya geliyoruz küçük bir yaşta çok aciziz. Ailemizin şefkatli bakımına muhtaçız. Bir anda gözümüzü açıyoruz. Çok renkli bir dünya. Müthiş güzellikleri var. cıvıl cıvıl uçan kuşlar var. Yüz binlerce böcek türü var. etrafımızda sevdiğimiz insanlar var. Birçok renkler var. Müzik var, sanat var, estetik var. Böyle bir dünyanın içine doğuyoruz. Bir yandan işte gençlik evresine geçiyoruz. Böyle hayatımızı yaşamaya başlıyoruz. Bir anda bakıyoruz teker teker sevdiklerimiz de ölmeye başlıyor etrafımızda. Hmm. Ve bir süre sonra biliyoruz ki biz de ölüp gideceğiz. Ondan sonra kısa bir süre sonra işte o çok renkli hayat bir anda bir yaşlık evresine geçiyoruz. Eğer normal hayatı yaşamışsak o da garanti değil ama yaşamışsak. Ondan sonra bir anda ölümü evresine geçiyoruz. Sevdiklerimiz ve biz bu renkliliğin içinde, bu güzelliğin içindeyken bir anda her şey bitiyor. Allah yoksa işte her şey bu kadar demektir. Böyle muhteşem bir dekorlu bir tiyatro ama karanlığın içinde yanıp sönen bir flaş kadar. Bir muhteşemlik var zannediyoruz ama yanıp sönmesi gibi bitiyor. Yani her şey bu kadar kısa. Ve yüzlerce nesil bizden önce böyle gelip geçti. Böyle yanıp sönen flaşlar gibi. Ve biz de o yanıp sönen flaşlar gibi bir flaşız sadece. Allah eğer ki yok diyorsak. Fakat Allah var diyorsak bu hayat sadece bir bekleme salonudur. Allah için yeniden yeni bir yaratılışı yapmak mümkündür. Çok kolaydır. Buradaki yaratması zaten o yeniden yaratmanın ona ne kadar kolay olduğunun delilidir. Sevdiklerimizle, ayrıldıklarımızla yeniden kavuşmamız mümkündür. Çok sevdiğimiz bedenimiz bir gün toprak olacaktır ama Allah'ın bizi bedenlenmesiyle yeniden var olmamız mümkündür. Yani Allah'a inanmayan bir insan için sürekli yokluğa giden biridir kendisi, ailesi. Ortada adeta bir böyle ilizyon, halüsinasyon gibi bir şeydir hayat. Allah'a inanan biri içinse bu hayat sadece bir bekleme salonudur. Allah'ın yarattığı daha muhteşem alanlara geçme imkanı olan muhteşem bir bekleme salonu. Ama çok kısa bir sürelik. Zaten bekleme salonları öyle uzun süre için değildir. Fakat bu bekleme salonunda başka özellikleri var Kur'an'ın bize anlattığına göre. Bu bekleme salonunda yaptıklarımız bizim bundan sonra ne olacağını belirleyecektir. Biz irademizle kendimiz nereye layık olduğumuzu kendimiz göstereceğiz. Yani Allah'ın varlığını anlayınca, Allah'ın mesajını anlayınca hemen insan akabinde şunu anlar. Bundan daha önemli bir mesaj yok. Geri kalan bütün dünyada kafamıza taktığımız olaylar, işte evin mobilyasının nasıl olması gerektiği, hatta sağlık gibi gerçekten çok önemli olan bir unsur. Para, pul, karizma hepsini arka arkaya koyalım. Allah'la irtibat kurmak yanında, Allah'ın varlığı yanında, Allah'a yönelmek yanında... ...bütün bunlar çok önemsiz konular. Niye? Çünkü bu tüm bunların hepsi bu geçici olan bekleme salonu ile alakalı. Sadece burada kısa bir süre bize eşlik edecekler ve bu bekleme salonunda kalacaklar bu kısa süreli şeyler. Hı hı. Aslında bu yaşadıklarımız birer bekleme salonu.